İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün Artsakh Ulusal Kahramanı Leonid Azgalyan'ın ölüm yıl dönümü. Dünya Fikirler Mülkiyet Örgütü'nün hükümetler arası komisyon toplantısına Batı Ermenistan Ermenileri Kongresi de katıldı. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin Dışişleri Bakanları Washington'da bir araya geldi. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinde askeri tatbikatlar S-300 füze komplekslerinin katılımıyla devam ediyor. Ankara, Kıbrıs'a petrol ve gaz araması için yeni bir gemi gönderdi. Haitian kutsal takvimine göre bugün Arakna Payli Güneş Işıltısı Bayramı'dır. Sasnatırer ya da Sasunlu David adlı Ermeni destanını koruma ve yayma programı başlatıldı. 21 Haziran bugün Artsakh Ulusal Kurtuluş Savaşı kahramanı, Kurtuluş Ordusu Komutanı Leonid Azgalyan'ın ölüm yıldönümü. 21 Haziran 1992'de Mardagert bölgesindeki Donaşen köyü yakınlarında efsanevi komutan düşman tarafından vurularak şehit edildi. Bugün savaş arkadaşları, dostları ve Leonid Azgalyan'ı ve onun gibi cesur Ermenileri kahraman olarak kabul eden bir grup insan kahramanın anısına çiçekler bıraktı. Anmada bulunanlar büyük Ermeni evladının görkemli geçmişini ve savaş kariyerini hatırladılar. Ve ne yazık ki devlet yetkililerinin Leonid Azgalyan'ı son 27 yıl boyunca ulusal kahraman olarak anmaya layık görmedikleri ve takdir etmedikleri üzülerek belirtildi. Ancak tarih gösterdiği gibi halk gerçek kahramanlarını tanır. Batı Ermenistan, Dünya Fikirler Mülkiyet Örgütü'nün Hükümetler Arası Komisyonu'nun 40. oturumu 17-21 Haziran günleri arasında gerçekleşti. Bu oturum geleneksel bilgi ve kültürel gösterilerine ve 2019 yılında genel kurul tarafından önerilen 2018-2019 kariyer genel denetimi ilerleme raporunu tartışmaya adanmıştı. Bu oturumların amacının yerli halkların hükümetler arası komitesinde genetik kaynakları, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumak amacıyla devletler için zorunlu uluslararası komisyonun hazırlanması olduğunu hatırlatalım. Yerli halkların katılımıyla üye ülkeler tarafından 3 özet belge incelenmiştir. Yerli halkların katılımı, komisyonun taslak sözleşmesinin yerli halkların varlığını ve miraslarının korunmasını hesaba katmasını sağlamaktadır. AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanlarının görüşmesinin sonuçları üzerine bir açıklamada bulundular. Armen Press'in belirttiğine göre, açıklamada toplantıya katılanların Artsakh Cumhuriyeti'ndeki sorunun çözümü sürecindeki en son gelişmeleri ve temel sorunları tartıştıkları belirtildi. Son kayıpları altını çizerek vurgulayan eş başkanlar, taraflara barışın ve somut müzakerelerin olumlu atmosferini geri getirmek için derhal harekete geçmeye çağırdı. Dışişleri Bakanları yakın bir gelecekte AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarının himayesinde tekrardan görüşmeyi kabul ettiler. Armen Press'in bildirdiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın N kodlu askeri birliğin komutanı Sevak Torozyan, basın muhabirlerine yaptığı açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Savunma Kuvvetlerinin Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinin hava sahasındaki her türlü saldırıya yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti. Torozyan, tatbikat çerçevesinde hem yeni hem de geliştirilmiş uçak savar füze sistemleri test ediliyor. Her an ve her mevsimde herhangi bir saldırıya hazırız dedi. Askeri tatbikatlar sırasında S-300 füze sistemlerinin yanı sıra Ermeni üretimi olan yeni radar istasyonu da test ediliyor. Ajans France Presse'in bildirdiğine göre Avrupa Birliği'nin Ankara'nın yasa dışı sondaj faaliyetlerini durdurması çağrısında bulunduğu bu sıralarda Türkiye yeni tansiyonlara yol açacağı beklenen bir kararla petrol ve doğalgaz araması için Kıbrıs'a yeni bir gemi gönderdi. Türk yetkililer yeni Yavuz adlı geminin Kenya, Tanzanya ve Malezya dahil olmak üzere birçok ülkede sondaj yaptığını açıkladı. Daha önce Avrupa Birliği Türkiye'deki bölgedeki sondaj çalışmaları için eleştirerek uygun tedbirler hazırladığını belirtmişti. Ancak Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'nın hidrokarbon rezervleri aramaya devam ettiğini belirtti. Batı Ermenistan, Navasart ayının 21 Haziran'a denk gelen Aram günü, Haitian kutsal takvimine göre güneş ışıltısı, Arakna Payli bayramıdır.
Güneşin en yüksek noktasında bulunduğu ve yılın en uzun günü olarak yaz başlangıcında kutlanan Aregnapal Bayramı temel bayramlardan biridir. Haykyan kutsal doktrinine göre Aregnapal Bayramı babaların bayramıdır. Aregnapal Bayramı'nda Ermeni hayat ağacı sayılan kayısı ağacının meyvesi olan kayısının kutsanması da gerçekleştiriliyor ve bu etkinlik kayısı kutsama Ziranoknerk olarak adlandırılıyor. Haykyan doktrinine göre kayısı güneşin meyvesi, kayısı ağacı ise hayat ağacı kabul ediliyor. Ve buna dayanarak bizim eski kutsal krallarımıza ve kayınlarımıza Ziranadnunt kayısıdan doğan ve Ziranagir kayısı taşıyan diye hitap edilir. Haykyan cemaatinin kayınlar sınıfı adına tüm güneş evlatları Ariortileri, özellikle de tüm Ermeni babalarını, sağlıklarını ve refahlarını dileyerek tebrik ederiz. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Sasna Dzirer veya Sasunci David Destanı'nı koruma ve yayma programı başlatıldı. Bu, Ermeni efsanevi ve kültürel değerlerinin korunmasını, yaygınlaştırılmasını ve takdir edilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Armen Press Ajansı'nın belirttiğine göre destan anlatım yarışmaları düzenlenecek ve bölgesel aşamayı kazananlar destan anlatım yarışmasının son aşamasına katılacak. Final yarışması Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arakazodun bölgesinin Oşakan köyünde 5 Ekim'de gerçekleşecek. 2019 yılının yeni programında Sasunci David Destanı'nın mobil uygulamasını geliştirmek öngörülüyor. Projenin temel amacı destanın tanıtım alanının genişletilmesi, yeni kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunulması ve UNESCO listesinde yer alan aynı unsurun korunmasıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Yervan Torosyan tarafından seslendirilen Garip Ahber adlı eseri sunuyoruz. Garip Ahber Ali Mehrtur Buk Boranin Ur Kertas Garib Akber Ali Mehrtur Boranin ur kertas herik aitkan. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.